siyaset böyle bir şey. Bundan sonra inşallah iyi günlerimiz olacak. Hep birlikte yaşayacağız. Herkese bu partide bir görev düşecektir. Yani görevin şusu busu filan olmaz. Herkes yapabildiği ölçüde katkı verecek diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum canım. Yine görevinde başarılar diliyorum. Canı gönülden kutluyorum. Sayın İl Başkanıma, Sayın İlçe Başkanıma bu inceliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra beraberiz, birlikteyiz. Bu görevi birlikte yapacağız. Hedefimiz belli, heyecanımız belli, coşkumuz belli. Coşkumuz Cumhuriyet Halk Partisi'ni yüceltmek, yükseltmek ve herkesi kucaklamak, sevgiyi egemen kılmak, hoşgörüyü egemen kılmak ve partimizi yukarılara taşımak. Tek dileğim, tek isteğim bu. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Çok sağ olun, var olun. Şimdi de il başkanımızı konuşmalarını yapmak üzere. Evet arkadaşlar, bugün burada gördüğümüz çok güzel bir görüntü var. Her şeyden önce bu görüntü için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Tabii umudumuz var dedi. Aslında sözü şöyle tamamlayalım. Ceketi çıkartıp gömlekleri kırmamız lazım. Gençliğimiz de var dememiz gerekiyor. Çünkü o irademiz, gençliğimiz, umudumuzun inşa ettiğimiz aslında partinin bundan sonraki geleceğiyle ilgili olan bir olay. Burada çok güzel bir ortam var aslında. Pazar her zaman olan bir olay. Çünkü pazar yarışmanın olduğu, çekişmelerin olabildiği, seçimlerin olduğu ve bu konu Rize'ye örnek olan bir ilçemiz. Bunun da bu örneğini burada gördük. Bunu bizlere yaşattığınız için ve yaşadığınız için de çok teşekkür ediyoruz. İki konuyu tabii dile getirmemizde fayda var. Bunları sürekli olarak söylemek zorundayız. Biri Çaykur'un biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde satmış olduğu kuru çay satışı var. Özel sektöre satmış olduğu kuru çaylar var. Bunlara biz kim alırsa alsın, kime satılırsa satılsın kesinlikle karşı olduğumuzu açıkladık. Niye karşı olduğumuzu açıkladık? Çünkü eğer Çaykur paketlemesini kendisi yapmayıp bitti mi? Teşekkür ediyorum. Bu arada Sayın Başkanım bir dakika. Merak etmeyin. Konuşmamızı bitirelim. Eğer Çaykur paketleme yapmadan kuru çay satışını özel sektöre yapmaya devam ederse bir süre sonra piyasadan çekilir. Markası çekilir, Çaykur markasının değeri düşer. Çaykur markasının değerinin düşmesi demek fabrikaların satılmasından daha